Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kaldı ki şunu söyleyeyim, Erbakan hocamız bütün bu eleştirileri yaparken AK Parti'ye o dönemde diyordu ki biz bunları kendilerini sevdiğimiz için yapıyoruz, bu yanlışlardan dönsünler diye yapıyoruz. Onlar bizim öğrencimizdir, kardeşimizdir. Düşünün, Erbakan Hoca hangi özlemi dile getirdiyse Erdoğan onları yaptı. Ayasofya'nın ibadete açılması, Taksim'e cami, savunma sanayi bağımsızlığı ve daha fazlası. Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın düşman olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında her şey planın bir parçasıydı. Sürekli muhafazakar partilerin kapatıldığı bir Türkiye'de siyaset yapmak çok zordu. Necmettin Erbakan'la bunu yaşayanlardan biri olarak çok iyi bildiği için farklı bir strateji izlemesi gerekiyordu. Recep Tayyip Erdoğan'ı tüm kesimlere hitap edecek şekilde bir parti kurmaya yönlendirdi ve Erdoğan'a ağza alınmayacak sözler söyledi. Çünkü düşman gibi görünmeleri gerekiyor ve milli görüşün izinden gidilmiyormuş hissiyatı verilmesi gerekiyordu. Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez. Şimdi bak bu iş nasıl oldu? Refah Partisi'ni iktidarda indirmek yetmez. Çünkü yine mecliste Refah Partisi'ni bölmemiz lazım. Bu anlattıklarımıza inanmayanlar ve Erdoğan'a hala Siyonist uşağı diyenlere şunu sormak istiyorum. Madem Necmettin Erbakan Erdoğan hakkında kötü düşünüyordu, neden bu sözleri söyledi? Bunlar bildiğiniz gibi bizim evlatlarımız. Tayyip Bey Gençlik Kolu Başkanımız, ilçe başkanımız, İstanbul Belediye Başkanımız, yıllarca beraber çalıştığımız evlatlarımız. Bunlar iyi niyetli insanlar. Hiçbir zaman bilerek Türkiye'ye kötülük yapmazlar. Kendilerine her zamanki sevgim bakidir. Onların da beni aynı şekilde sevdiklerinden eminim. Sadece Siyonizmle ilgili videoyu sağda solda paylaşanlar bu videoyu neden görmüyor? Madem Erdoğan haindi, neden Necmettin Erbakan'ın yanındaki birçok siyasetçi şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında? Madem Erdoğan haindi, neden Erbakan'ı savunan, seven, yazar ve düşünürler şu an Erdoğan'ı destekliyor? Madem Erdoğan haindi, neden Erbakan'ın oğlu şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında? Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma sürecinde birkaç kez konuşma yapmıştı. Bir konuşmasında şunu söylemişti. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Fatih Erbakan'ın söylediğine göre Erdoğan'la baş başa görüşmüşler. Ama bu tek görüşme değildi. Fatih Erbakan bir başka konuşmasında yine ittifak kararından önce görüştüklerini açıklamıştı. Yani anlayacağınız, Fatih Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan iki kez görüştüler. Peki bunu neden anlattım? Çünkü bu tarz görüşmeler gizli yapılmaz. Bir partinin diğer partiye ziyareti resmi olarak basına duyurulur. Ama burada gizli bir görüşme söz konusu. Fatih Erbakan bunları söylemese kimse Erdoğan'la görüştüklerini bilmeyecekti. Peki burada ne görüşüldü, ne konuşuldu? Sadece siyasi pazarlık olduğuna inanmıyorum. Eminim Necmettin Erbakan konusu da konuşuldu. Fatih Erbakan ve Erdoğan'ın önümüzdeki süreçte yeni adımları ve yeni planları devrede olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu yönde bir sohbet oldu. Merhum Erbakan hocamızın makam odasında oturuyorsunuz dediler. Bina da zaten Erbakan hocamızın milli görüşün kalesi diyebileceğimiz bir bina ve dolayısıyla böyle bir konuşma da oldu. Şimdi gelelim Erbakan hocanın savunma sanayisine verdiği öneme. Yıl 2009, yer Baykar Makina. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, insansız hava araçları ve stratejik savunma sistemleri üzerine çok özel projelerini Özdemir Bayraktar'a anlatırken bir fotoğraf paylaşıldı. Bu ziyaret o zamanlarda çok gizli olarak gerçekleşmişti. Özdemir Bayraktar da Erdoğan'ın dünürü Selçuk Bayraktar'ın babası oluyor. Yani özetle Erbakan Hoca her şeyi biliyordu. Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin gizlice savunma sanayi üzerine yaptığı çalışmaları takip ediyordu. Ayasofya'nın da açılacağını biliyordu. Taksim'e cami yapılacağını da. Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili şu sözleri hala kulaklarımızda çınlıyor. Eğer Ayasofya'ya bakınız, gümbür gümbür ezanlar okunuyor, hakkın sesi bütün dünya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki Türkiye'de milli görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir,
Taksim Camii ile ilgili de Erdoğan'ın şu videosu hala akıllarımızda. Metro. Cami yapacağımız yer. Cami evet. Yapacağımız. Camiye dönüşüm. Orada. Metro geliyor yaz. Metro geliyor yazısının olduğu bölge zaten düşünülmüş olan bölgedir. Öncü adamlar vardır, milyonların düşünüp yapamadığını onlar yapar. Dağlar üzerindeki karları çığ gibi boşaltmak için sadece bir çığlık bekler bazen. Necmettin Erbakan çığlık olmuştur. Erbakan'la Erdoğan zıt ve düşman kutuplar gibi gösterilse bile Türkiye'nin yeni kuşakları onları öncü adamlar olarak tanıyacaktır. Necmettin Erbakan Türkiye'nin ufkunu açan liderdir. Kısıtlı kadrolarla adam yetiştiren Erbakan oldu, bunları sahaya süren Erdoğan oldu. Hepsini severim. Hepsi evladımdır, hepsi kardeşimdir. Ancak milli görüş gömleğini çıkarttıkları için... Birileri gömlek değiştirme hikayesine öyle inandı ki, düşmana yapılan hilenin farkına varamadı, hala varmak istemeyenleri biliyoruz. Bunları yolun başında söyleseydik, hayal değil hayal kaldı sloganıyla ortada gezerdik. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul gibi bir metropol şehrin imtihanını geçmiş, Erbakan kadrolarının tüm detaylarını bilen bir kişilik olarak halkın teveccühünü de kazanmıştı. Erbakan halkı iyi tanıyor, Erdoğan liderliğindeki bir oluşumun yeniden iktidara geleceğini biliyordu. Bu sebeple kendi efsanesini bitirmeye karar veren yine Erbakan'ın kendisidir. Onlar bizim öğrencimizdir, kardeşimizdir. Bilerek, isteyerek Türkiye'ye kötülük yapacaklarına inanmıyoruz diye videoları var. Evet. Buradan ne çıkartıyoruz? Eğer şu mutabakat metni ortaya konulsaydı Erbakan hocamız da böyle bir desteği verirdi. Milli görüş gömleğini çıkardık diyen irade, milli görüş çizgisinin AK Parti'ye öngördüğü şiardır. Peki Erbakan'ın AK Parti ve Erdoğan'a söylediği sözler ne olacak diyenler var. Bunlar daha çocuk. Bunlar siyaseti bilmez, bunlar Siyonistlerin yolundan gidiyor sözleri Erbakan'a ait. Peki Erbakan, yıllarca kendi gölgesinde yetişen kadroları bilmiyor muydu? İhanet eden one minute diyebilemez. One minute, one minute. Well, you know... One minute, olmaz. One minute, okay. AK Parti'ye en sert eleştiriler Erbakan'dan geldi. Bunu Siyonizm biliyor, bizim iç yapımızı. Hatta onun yaptığı muhalefeti ulusalcılar, solcular, hatta komünistler bile yapamadı. O sebeple Erbakan konuştu, düşmanlar sustu. Erbakan'ın zekası dostu da düşmanı da susturdu. Arada kendine yol açabilen AK kadrolar, Türkiye'nin büyümesini ve en önemlisi sağlık reformlarını gerçekleştirdi. Sağlık reformu Erdoğan'ın en büyük kozuydu, zira her işin başı sağlık diyen bir toplumuz. Elbet önce iman. Ancak imanımızı boğmaya çalışan tek dişli canavarlara karşı reformlar ekonomiden başladı. AK Parti artık halkın çeşitli kesimlerinin de desteğini almıştı. Ulusalcı laiklerse tüm muhalefet işini Erbakan'a bırakmış, Erbakan'ın öğrencisi Erdoğan'ı dövdüğünü sanarak serin ağaç gölgelerinde keyif yapıyordu. Erbakan, darbecilerin anlamaya erişemeyeceği bir ustalıkla AK Parti'ye oy kazandırmış, bu dengeyi çok sağlam tutmuştur.